glikojen, nişasta ve kitinin yapı taşı ve bir monosakkarit olan eski dostumuz glikozla epey bir vakit geçirdik arkadaşlar. O yüzden bu videoda en azından onun kadar önemli bir başka monosakkarit olan fruktozdan bahsedeceğiz. Fruktozu meyve şekeri olarak da tanıyor olabilirsiniz. Hayatınızda çok karşılaştığınız bir şey bu. Bu arada Şekerler arasında en tatlı olan şekerin fruktoz olduğunu da eklemek istiyorum. İsterseniz işe bu ikisini karşılaştırarak başlayalım. Ama önce bu iki çizimle tüm kimya, organik kimya ve biyoloji kariyerlerinizde karşılaşacağınız için glikoz ve fruktozun moleküler yapılarını çizebiliyor olmanızın çok ama çok önemli olduğunu da söylemek eklemek istiyorum. Ne diyorduk? Karşılaştıracak olursak ikisinde de 6 karbon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ikisinin de kimyasal formülünde 6 karbon olacak. Sonra bir bakalım ikisinde de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve burada da 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane hidrojen var. Son olarak 6 tane de oksijenleri olduğunu görüyoruz. Evet, 6 tane de oksijen. Kimyasal formülleri aynı olmasına rağmen farklı moleküller olmaları onları izomer haline getiriyor. Hatta yapısal izomerler olduklarını da söyleyebilirim. Molekülleri meydana getiren karbon, oksijen ve hidrojenlerin farklı şekillerde bağlı olması onları yapısal izomerler yapıyor. Eğer biraz yakından incelerseniz bir şeyin hemen dikkatinizi çekmesi gerekiyor. Glikozun düz zincir formunda, biraz sonra döngüsel formları da inceleyeceğiz ama düz zincir formunda karbonları bu şekilde numaralandırmaya başlarsak 1 2 3, 4, 5, 6. Glikozun karbonil grubu birinci karbonda. Fruktozun ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikinci karbondadır. Karbonil grubunun bir oksijene çift bağ yapmış bir karbondan meydana geldiğini de hemen ekleyeyim. Evet, Fruktozun karbonil grubu ikinci karbonda yer alıyor. İkisi arasındaki temel yapısal fark da zaten bu. Hidroksil gruplarına baktığımızda ikisinin de sağ tarafında üçer tane, sol tarafında bir tane bulunduğunu göreceğiz. Bunun içinde az önce söylediğim gibi ikisi arasındaki temel fark karbonil grubunun yeri farklı yapısal grupların isimlerine olan aşinalığımızı arttırmak için glikozu incelerken karbon zincirinin ucunda bir karbonil grubu olduğunda buradaki hidrojene bağlı olan karbonil grubundaki karbon bunu bir aldehit fonksiyonel grubu haline getiriyor ve bu da molekülün bir aldehit olarak sınıflandırılması anlamına geliyor Burada ise karbonil grubundaki karbon zincirin ucunda değil ama ortalarında, ortalarına doğru bir yerde yani olduğu için iki karbona daha bağlı ve bu yüzden de bu molekül bir keton fonksiyonel grubu olarak sınıflandırılır. Evet, bu karbonun iki karbona daha bağlı olması fruktozu bir keton haline getiriyor. Döngüsel formlarına gelecek olursak bu arada döngüsel ve düz zincir formlar sulu bir çözeltide denge durumunda olur. Bunu da belirteyim. Bu form glikozun alabileceği tek form değil ama interneti ya da ders kitaplarını inceleyecek olursanız genellikle bu formla karşılaşırsınız. Hatta bu formun glikozun doğal olarak aldığı form olduğunu da söyleyebilirim. Glikozun 5'i karbon, 1'i oksijen olan 6 bağlı halka şeklinde bir yapısı varken, fruktozun 4'ü karbon 1'i oksijen olan 5 bağlı halka şeklinde bir yapısı bulunur. Evet, glikoz 6 üyeli bir halka oluşturabilir ve üyelerinden biri oksijen olan 6 üyeli bir halkaya sahip moleküle biz piranoz diyoruz. Bir kere daha tekrar edeyim. 6 üyenin biri oksijen olan karbonhidrat halkasına piranoz, 5 üyenin biri oksijen olan karbonhidrat halkasına da furanoz adı verilir fruktoz hem furanoz hem de piranoz formunda bulunabilirken tipik formu furanozdur. Ve fruktozun halkalı formunu düşündüğümüzde gözümüzün önüne genellikle bu form gelir. Bu formun nasıl meydana geldiği hakkında konuşacak olursak, glikozda da bahsetmiştik, karbonil grubundaki karbon bir saldırıya maruz kalır. Burada bir numaralı, yine bir numaralı, bu ikisinde de 2 iki numaralı olan karbondan bahsediyorum. Evet. Bu forma geçmek istediğimizde ikisinde de 5. karbona bağlı hidroksil grubundaki oksijen, bir dakika hemen numaralandırayım. 1 2 3 4 5. karbona bağlanan hidroksil grubundaki oksijen glikozdaki bağı oluşturur. Fruktozda da yine 5. karbondaki hidroksil grubunda bulunan oksijen, buradaki hidroksil grubundan bahsediyorum işte buradaki. Evet bu oksijen de buradaki karbonil grubundaki karbonla bir bağ yapar. Bu olduğunda ise karbonun yaptığı çift bağların biri etrafta serbestçe dolaşan bir protonla yapılır. Aynı şey glikoz için de geçerli. Buradaki çift bağlardan biri bir hidrojen protonuyla bağ yapmak için kullanılır. Mekanizma aynı olmasına rağmen bunun 4 karbon içeren 5 bağlı halka bunun da 5 karbon içeren 6 bağlı halkaya sahip olmasının sebebi buradaki karbonil grubunun zincir üzerindeki yeri. Evet, fruktozun beşgen bir yapıya sahip olmasının sebebi bu. Diğer videolarda da bahsetmiştik. Hatta bu videonun başında da söylemiştim ama fruktoz şekerler arasında en tatlı olan şeker. Çayımıza veya kahvemize koyduğumuz şekerin adı ise sükroz. Bir disakkarit olan sükroz, glikoz ve fruktozdan oluşur. Bağın oluşması dehidrasyon sentezi sonucu gerçekleşir ve birinci karbondaki oksijen, daha önce kullanmadığım bir renk kullanırsam burada daha iyi olacak. Hemen hemen tüm renkleri kullanmışım ama sanırım yeşili kullanabilirim bu durumda. Evet, bu oksijen fruktozdaki 2 numaralı karbonla bir bağ yapabilir ve o zaman buradaki bağ, bir dakika farklı bir renk seçeyim. Bu bağ yeniden oksijene kalır ya da başka bir hidrojen protonu ile bağ yapmak için kullanılabilir. Kısacası buradaki bir oksijene bağlı olan karbon buradaki karbona bağlanacak ve buradaki hidrojeni de belki de bir su molekülü alacağından dehidrasyon sentezinden hatırlayacağımız glikosidik bağlardan birini elde etmiş olacağız. Bu bağlar sayesinde monosakkaritlerden yola çıkarak disakkaritler, devam edersek de polisakkaritler, polisakkaritler elde ederiz. Evet, sükroz. Önce glikoz yazayım fruktozla glikosidik bir bağ yapan glikoz sonucu sükroz elde ederiz. Anlaştık mı? Sükrozun neye benzediğini merak ediyorsanız bunu ters çevirip bu karbonu buradaki ile bağ yapacak şekilde buraya taşımanız yeterli olacaktır. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.